Tekrardan merhaba. Üçüncü video... Ben sizle var ya çekemem bu videoyu ya. Evet, yeni videodan herkese merhaba. Bugün Nevşehir'deyiz. İlk olarak Nevşehir Kalesi'nden başlayacağız. Yanımda yeni karakterler açıldı. Bunlardan biri de ikinci videodan tanıdığınız Spider-Man Gökhan. Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. İkincisi Jet Li Hüseyin. Gökhan hocam, hoş geldin videomuza. Hoş buldum, teşekkür ederim. Bugün tarihi yerleri senden öğreneceğiz. Kendini tanıtır mısın? Ben tanıtmayayım. Adım Gökhan, sanat tarihi mezunuyum. Genelde Nevşehir'e çalışıyorum. Nevşehir Hristiyan ve Bizans yapılarını çalışıyorum. Onun haricinde de filmler çekiyoruz, sanatsal faaliyetlerimiz var. Bu bağlamda sizlere bir şey anlatabilirsem Nevşehir'le alakalı çok memnun olurum. Kaleden başlayalım. Kayaşehir. Burası eskiden çok da bakımlı bir yer değildi. Burası şeymiş, Çingen Mahallesi'ymiş Nevşehir'in. Çingeneler yapıyormuş. Evet, altta yorumlara Çingeneler. Nasıl böyle bir şey söylersin? Buranın sonradan şey olduğu anlaşıldı. Nevşehir'in yeraltı şehirlerinin birleştiği bir nokta. Kale o döneme göre yapılmış işte. Bayağı sanat tarihi hakkında çok şey öğrendik. Kalenin İngilizcesi Castle. İlk önce kalenin girişinden başlayalım. Çok yan planlı bu Nevşehir Kalesi'nin aslında tam anlamıyla bir kitabesini bulunmadığı için yapının ne zaman inşa edildiği hakkında pek bilgiye sahip değiliz. Fakat Roma döneminden ya da Bizans döneminden kalma izler ve Osmanlı döneminden kalma restorasyonlara şahit oluyoruz. Özellikle Damat İbrahim Paşa döneminden. Kale aslında basit planlı tipte çokgen olarak düzenlenmiş ve iki giriş bulunmakta ve onun haricinde o kadar. Kalede çekimlerimizi tamamlayıp kalede pek bir şey göremedik açıkçası. Bir iki sığınma odası. Öyle. Kaleci bile yok. Bu video en az izlenen video olacak. Şimdi yan tarafta da merkezde bulunan yeraltı şehrine geçiyoruz değil mi hocam? Yan taraftaki yeni bulunan yeraltı şehri ve dünyanın en eski olduğu iddia ediliyor. Burası mı? Evet. Burası değil orası. Orası en eski olan Derinkuyu yeraltı şehri. Buradaki yeraltı şehrine henüz giriş yapılmadı. Yani şey olarak turizme açılmadı. Şimdi kalenin altındaki yeraltı şehrine geldik. Burası Kayaşehir. Hemen Kayaşehir'in tarihini de okuyalım şuradan. Allah vere dünyanın en eskisi çıkar bu, ben sana söyleyeyim. Ben senin sanat tarihini yakmazsam benim adım Tahsin değil. 100 yıldan önceye dayanıyor burası. Evet, pek bir bilgi yok. Bu tip Kayaşehirlerin çok bilgisi bulunmuyor. Mesela neden dolayı? Bizans'ın Kapadokya'daki etkinliğine baktığınız zaman işte neredeyse 9. 10. yüzyıllara kadar pek bir şeye rastlanmıyor. Bir kayda kuyuda falan rastlanmıyor. Kayda kuyuda. Evrak, kağıt, kürek işleri. Oyma şehirlerin yapılması aslında birincisi Roma garnizonlarından, Roma ordularından korunmak için. İkincisi de daha sonraki yüzyıllarda Arap baskınlarının, yani yine aynı şekilde Kapadokya üzerinden İstanbul'a ulaşmaya çalışan Arap baskınlarından saklanmak için yapılmıştır. Çünkü zaten oyma yapılmasının sebebi de odur, görünmemek aslında. Tamamen izole olmak. İlk odamız sanat galerisi. Girelim bakalım. Evet. Buralar bayağı bir alçak yapılar. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ortam şahane. Ambiyans güzel. Işıklandırmalar yerinde olmuş. Değil mi Gökhan hocam? Işıklamayı da Bizanslılar yapmış. Kamera. Oğlum bir dakika ya. Oraya en son gidenler. Lan şu flaşı malaşı. Oğlum burada ölürüz biz. Devam etsene, önden gitsene sen. Önden Gökhan gitsin. Işık diyor ya, zaten ışık var her tarafta. Mayın eşeğe önden gidebilir mi? Evet. Lan görünüyor mu hani ışık? Orada ışık yok. Burası kaç? Bir on var. Gökhan. Gökhan leş gibi oluyor bura. Bir çık hele. Sen yürü ya. Kanka çık da ben... Abi takipçiler. Ya... Kanka burada şey var ya. Ne? Kim elledi benim bu? Ne ya? Orada var sadece bir tane. Hele şu halimize bak ya. Gökhan. Gel. Tövbe yarabbi. Oğlum saldın mı ne yaptın? Leş gibi koktu arkaya ya. Lan yok oğlum ya, buraya geldi su kokuyor zaten. Of başaracağım. İzmir köftesi koktu vallahi ben sen arada gelirken. Şimdi düşünsene şöyle bir şey. Şu giriş yıkılıyor bir anda, tamam mı? Kalıyoruz abi burada. 50 milyon izlenmesi var. Yükleyebilirsin. Tekme at, şu yıkılsın. Vallahi ben buraya uyar çıkarım. Buraya neyle uyacaksın oğlum burada? Ben ölümü kabullenirim. Böyle bir şey olsa ölümü kabullenirim burada. Ne yapan? Acı ne gözüne mözüne kırarım taşını. Gözlük tabii ya. Biraz sonradan gözlük diye zaten. Hayır. Gözlüğü şeyden Perşembe pazarından almış. Zannediyor ki Rayban. Polis marka arkadaşlar. Çok bulunmuyor. Hadi çıkalım da öndeki sen bir git. Oğlum her zaman en arkadaki ilk ölür ya. Oğlum şişman ve gözlüklü değilsin. Kaya mescit ve atölyelere giriyoruz. Bakalım neymiş? Bakalım. Şırahane. Şıra dediği şarap mı? Evet. Evet bakalım nasıl yapılıyormuş. Burada çiğnama, üzümmüş. Daha doğrusu şurası şöyle bir yeri. Alayım bakayım. Evet. Şimdi üzümün ayakla ezildiği yer burası mı? Evet. O kısımdan ezilir. Buradan da suyu buraya akıtır. Bir yerde bir küp konur. Buranın meşhur kanavoz küplerinden. Kazanoz. Bunun için de muhafaza edilir. Başka bir esprisi yok aslında. Buradaki delik de... Oradan da üzüm aktarımı işte. Oradan... Mehmet abi. Ya, sallama. Sallaması. Abi nerede yapılacak? Bulduğu delik. Kapı var, kocaman kapı var. Ya buradan adam dolaşmasın ki oradan direkt atıyor da içeri. Havalandırma ya. Sen de her gölünde havalandırma diyorsun. Her gölünde her delik havalandırma. Birinci kat teras, ikinci kat, ikinci kat. Birinci kat, birinci teras, ikinci kat. O ne ya? Bu neymiş ya? Oo işte bak. İşte hayran olduğum şeylerden biri. Kilit taşı. Ben de aslında tam diyecektim size ki kilit taşı. Yani bir kilit taşı görmedik. Burası acaba savunma amaçlı değil miydi? Kaçış tünelimiz zaten burası. Evet, buradan bunun amacı belli. Bize bir canlandırma yaparak anlatır mısın? Buradan sen kaçıyor. Sen düşman askerisin. Ben çekimciyim, tamam mı? Sen düşman askerisin. Kısa bir drama ya. Drama ya. Taşı indirmişsin gibi yapacaksın. Anladım. Kaçtıktan sonra şu delik var ya. Delikten de mızrağı düşman. Odun yok mu? Yani düşman kalabalık da olsa tek kişiyle savaşıyor. Evet. Düşman geliyor. Allahu ekber, Allahu ekber, Allah. Oğlum kapıyı kapatmadın. Gel şimdi onu kapatsa var. Bunu kapatana kadar zaten adam bunu elçiyle doğrar. Sonra düşman yan tarafta dolanıyor. Düşman baktı ki oradaki kapı kapandı, buradan geldi. Yakalandılar. Kapı dışarıda olduğu için. Anladım. Burayı buradan kapatılıyor. Ne uygulama? Çövdürekhane. Ne diyor bilin? Çövdürekhane. Her şıra bir değil demek o, başka bir şey şıra. Sen nereye gidiyorsun? Gel gel. Devam ediyor mu? Vay bu ne, cehennem çukuru mu? Haca bak, haca duvarda. Haca mı? Hacı çek. Yakın çekme abi. Ooo. Oğlum bu ne lan? Adamın adı neymiş? O zamanki fotoğraf makinesiyle iyi çekmişler. Ne lan bu fotoğraf makinesi değildir oğlum ya. Şey bu, ne yazıyor biliyor musun? Yunanca'da. Ya sen Yunanca mı? Yunanca da bildi şimdi. Abi zaten bizim işimiz Yunanca, Latince'de. Tamam okur musun hadi şuradaki? Ne? Sparsiva devuşka mı yazıyor? Yok. Yonaya Minaha yazıyor. Tamam mı? M'yi gördü ya. Şey sınıfından gördü. M'yi gördü. Minaha ne demek Minaha? Buraya özgü bir şeymiş bu. Arkadaşlar bilen yorum yapabilir mi? Kesin yorumlar bilenler Karadeniz'i gezgin. Aynen. Ama hacdan bahsetmedik. Evet, hacdan bahsedelim. Bu civarda bulunan 3 çeşit haçtan bir tanesi. Bu civarda yani Kapadokya bölgesinde daha çok bulunan 3 tane haç modeli var. Birisi Malta, Katolik ve Ortodoks haçları. Bu gördüğümüz Katolik haçı. Bu da bize bu dönemde burada yaşayan... Katolik hacının olduğunu nereden anlayabiliyoruz? Yani şimdi, şekilden dolayı mı yoksa? Malta haçında şey olur. 4 tane o kollar eşit olur. Tamam. Şeyde ise Ortodoks haç. Artık söyle. Ortodoks haçında üst taraf kısa olur, alt taraf tamamıyla uzun olur. Katolik hacında ise bunun üstü kısa. Yok orada mesela yarısını al onun, tamam mı? Tamam. Yarısını aldığın zaman bu şey oluyor o zaman. Ortodoks oluyor. He. Orası uzun, altı da genişse. He. Anladım. Katolik hacı oluyor. Şu an bu Katolik mi? Bu Katolik hacı. Bu civarda demek ki Katolikler yaşamış. Tamam, aynen. Teşekkür ederiz. Bizim verdiğimiz 10 bilginin 8'i yanlış, 1'i şüpheli. O yüzden hani bu kaynaklara kesin itimat ederek işlerinizi yapmayın. Hacı burada ben sana diyorum, restorasyon varsa almazlar bizi. Ha. Beni almayacaklar lan. Oğlum ben Nevşehir'in eski sahiplerindenim. Ulan kardeş, sen şimdi seyret. Ne örüyorsun? Selamun aleyküm. Ne örüyorsun kardeşim benim diyeceğim. Tamam mı? Bir Kayseri şivesiyle. Ben de gidip şey mi diye, hangimiz alırlar? Ben de kardeşim ben sanat tarihçisiyim. İnceleme yapacağım. Hangimiz alırlar? Görürüz bakayım. Seni almazlar. Sen bir şey çalan anladım diye. Ya, gözlüğü böyle takarsan. Oğlum Gökhan hırsıza benziyor içeriden. Kiliseden hacı macı çalacağı benziyor. Gözlüğü taktı. Sanat tarihi adına yürütüyor. Evet geldik kiliseye. Oo şimdi yani şimdi bak hemen bilgiler yağıyor kafama. Bilgiler akmaya başladı. Matrix'te yükleniyor yani şeyler, sahneler. Evet Gökhan burayı açıkla bakalım. Şimdi ilk görünen şey hemen doğu tarafında üçlü apsis sisteminin bulunması. Şu üç oda olması apsis sistemi dediğin şey bu mu? Aynen üçlü apsis sistemi. Bu şeydir. Kapadokya kiliselerinde başkent sistemidir. Yani İstanbul'daki kilise sistemi buraya yansıtılmış ama tarihine 5 tane var. 5 tane var. Bu da değil, o da arası. Şu apsis. Şu üçü apsis. Bu ikisi fabrika fazlası. Bu imalat adası olabilir. Evet. Yüken burası 5 tane oldu bir anda. Apsis hepsi size döndü. Evet. Engin gerçekten şeyimiz rehberimiz muazzam. Lan 3 taneyi gördü. Tamam. Ama şu üçlü apsis sistemi var abi, onu bilin yeter. Arkadaşlar apsisi unutun. Size demiştim yani bizim verdiğimiz 10 bilginin 8'i yanlış, biri şaibeli. O yüzden dikkat etmeyin böyle şeyler ya. Neyse apsisi de öğrenmiş olduk Hüseyin. İyi yanından bak. Ana apsis şurası zaten. Evet ana apsis burası. Yanlar şey ne diye? Protenerion. Protenerion. Şey. Kesin öyle bir şey yok ha. Sallıyor. Sallıyor. Prometheus. Pronaus mu? Pronaus bu İngilizce'de. Selamünaleyküm abi. Abi nedir buranın ismi? Kilisenin ismi? Meryem Ana Kilisesi. Meryem Ana Kilisesi. Tarihi ne abi? Tarihi şey 1850 yılında yapılmış işte. Ha, çeşitli dönemler. Çok geç dönem. Tadilat görmüş. İşte 1934 yılında herhalde mübadelede boş bırakılmış. Ondan sonra cezaevi yaptılar. Ha burası cezaevi. Tamam. Bu dediğin cezaevi bu muydu? Bu herhalde Yılmaz Güney'in de yattığı cezaevi burası değil mi? Baldeken dediği, ilk gelirken söylediği Gökhan'ın yapıya geldik. Arok'ta bir sahne var ya hani kapıya kilit vurmuşlar. Yandan geçiyorlar. Kapı kilitli, biz yandan geçiyoruz. Hani oğlum şuradan mı çıkılıyor? Evet evet. Evet. Ben şey anlamadım, sen buraya niye bu kadar zor çıktın? Üstüm batmasın diye ya. Tamam arkaya bir ayarı koy, bir ayağını da buraya koy. Aa bu kadar ya. Heh, birinci kat tamam. Abo ikinci kata bak. Biz nereden? Gelsene. Aha Gökhan orada kaldı. Porsal bir adam. İnşallah düşen 10 milyon izlenmesi var. Çıktı. Ya, o düşme işi bitti. Bu birinci kat, hadi bakalım. Oğlum bu çıkması iyi de inmesi buraya inmeye. İneriz ineriz ya, basittir hocam. Oğlum buraya imam ezan okumaya çıkacak, söve söve. Oğlum buraya çan çalmaya çıkıyor. Oğlum çana da çıkılmaz lan buradan. Hadi Gökhan. Mayın eşeği gibi önden gönderiyorum. Bir şey olursa Gökhan olsun, biz kurtarırız kendimizi. Vallahi buradan düşsen acaba nasıl düşeriz onu merak ediyorum. Vay bu vallahi çok kötü düşer. Fotoğraf çekilmez mi? Oy arkadaş burada. Ha? Evet tepeye çıktık. Çanı çalmışlar. Burada bir çan olduğunu düşünmüyorum. Çan çünkü çanın bağlanacak bir yer yok şu an. La şu demir ne? Buraya barfik şeyini mi bağlıyorlar? Oğlum, İmam gelip burada barfik mi çalışıyor? Kum torbası mı çalışıyor burada? O demir şey için değil, çanın asılması için değil. Çan asılan yerler genelde kubbenin ortasında bir tane şey olur, halka olur. Bunlar da çünkü Bu aslında bu şeyin amacı taşları tutması. Uy, burası yüksekmiş. Uy. Kankoş ne var? Derinkuyu'nun açıldığı kuyu bu. Başlandı değil mi? Vay be. En büyük yardımcı olan şey bu kuyu. Çünkü kazdıkça toprak çıkıyor. O toprağı da bu kuyular aracılığıyla çekiyorlar. Kasvetli bir girişi var. Aynı yere buradan yol var. Niye uzatıyor? Ulan kestirmeden gerek dedik, gene aynı sıraya geldik. Giriş taşı burası, kapının taşı. Yani kaçış yeri buradan sonra şey kapatılıyor. Arkadaşlar klostrofobik özellikleri olan arkadaşlar biraz zorlanabilir buralarda. Bel fıtığınız varsa buraya kesin gelin. Kesin çözün. Ömür boyu fıtıksınız. Bir daha düzelemez. Hiç düşünme. Bizans Belediyesi'nin son belediye başkanı yapmış. İşte bu yukarıdan baktığımız kuyunun devamı. Hava hem havalandırma hem su. İki amaçlı kullanılıyor. İkinci kapı. Evet, kilit taşı tam yerine yuvasına oturuyor ve düşman askerleri gelemiyor. Oradan kapatmak için. Giriş. Kilit taşını iteklemek için buradan geliyorlar. Gökhan'ın maşallah boyu strak gibi olduğu için hiç adam kafasını öne eğmeden ilerliyor. Bence de yapmış. Tam senin ataların da buraya yapar. Bunu diğer Hasan 2 metre. Haç işareti. Haç kolu şeklinde bir kilise bu. İlk erken Hristiyan dönemi kiliselerinden. Bunun sonraki yansıması işte başkent mimarisinde şey olarak ortaya çıkıyor. Kapalı Yunan haçı mimarisine dönüşüyor sonradan. Bu sadece işte haçın bir kolundan apsis yapılmış, o kadar. Yani çok bir şey yok, özelliği yok aslında. Herhangi bir süsleme özelliği yok. Sadece haç şeklinde bir kilise. Ha, şuraya mı gireceğiz? Bir yerden girsin. Biri önden girsin. Oradan geri mi çıkacağız? Çok faydalı. Evet. İnanılmaz bir yapı. Buradan girip ne oluyor? Çıktık. Deminden şimdiye geldik. Burada değil de şuradaki karanlığa girdik mi bayağı bizi bir yere götürüyordu orası. Ben şuraya bir bakacağım ya. Evet. Bayağı içerisi inanılmaz entelektüel bir yer. Görmeniz, kesinlikle görmeniz gereken bir yer. Derinkuyu Kapadokya bölgesindeki en eski yeraltı şehri. Yani ilklerinden bir tanesi. Hatta ilki. Çünkü tarihi Milattan sonra 2. 3. yüzyıllara dayanıyor. Bunu inşa etmelerinin sebebi tabii en başta ilk Hristiyanlar yayılmaya başladıklarında bir tehlikeyle karşı karşıyaydılar. Bu da Roma pagan diniyle karşı karşıyaydılar. Bu yüzden ilk Hristiyanlar Roma içerisinde çok işkence görmüş, öldürülmüş ve sürülmüş oldukları için onların zulmünden kaçmak kolay bir şey değil. Çünkü evet. Roma hakimiyeti sınırları içerisindesiniz ve hemen şeyde zaten Arap, Pers şeyleri var, birlikleri var. Tam araya sıkışmış durumdasınız ve kaçmak için, yani saklanmak için böyle bir yeraltı şehri. Bölgenin de buna uyumlu olmuş olması, yerinin altına doğru tüf yapılarının da elverişli olması onların aslında avantajıydı. Yerin altına şehir kurup orada Hristiyan dinini yayma faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Ulan hangi yeri gizli bir yer zannetsem hep ucu kapalı çıkıyor. Birini seç. Birini seç mi? 3 tane. Orası sanki dışarıya mı çıkıyor? Parlak mı çıkıyor? Yok, dışarı değil. Kanka biz buradan girdik. Gel. Bence bura değil yani. Bura bura. Rahat ol, sen bana güven. Valla Indiana Jones gibi olmayalım sonra. Hatta bak hangi yoldan seçeceğiz? Aynı şey gibi. İkisi de aynı yere. Hugo. Hugo ve Tolga abi vardı ya. 9 alas. Oğlum ikisi de aynı yere çıkıyorsa bunlar niye o kadar atraksiyon yapmış? Bayağı. Abo, bura var ya gerçekten bak korkunç ve içeriye gidince çok büyük bir şey çıkacak. Oraya en son gidenler. Oraya en son gidenler bizdik. Hadi. Önden mayne şeye. Allah! Sabri Bey ne yapıyorsunuz? Allah! Evet. Neyse fazla düşmeden. Kameraya bakalım. Ah! Kafa. Lan oğlum kaldım lan burada. Dur. Ver kamerayı. Yok. Ben çekerim. Tek güvencem bu. Yürü. Ver lan ver. Devam ki. Devam ki. Geldin mi? Geldik. Şimdi... Oğlum dur lan. Evet. Huf. Ney? Gel gel. Abi burası ne ya? Üstad. Gerçekten. Bir manastır. Taraflar nereye gidiyor? Bir iki tane daha yer vardı, oraları taşla kapatmışlar. Ağacımız zarar oğlum. Yo yo bura şey ya. Devamı yok. Bir bak bakayım bir şey. Ya arkadaş sen niye ben önden koşuyorsun? Niye ben Gökhan'ı sağlıyor yani? Oğlum zifiri karanlık burası ya. Ne oldu? Devam edeyim burada. Yok canım. Devam o zaman. Yok kardeş daha yeter daha. Gizli yerleri sordum. Gizli yer. Ya ne devam etmesi ya? Ya böyle bir şey yok ya. Diyor yok Nevşehir Kalesi'yle bura bağlantısı demiş. Arabayla yarım saatte geldik. Yani yarım saatte arabayla geldiysen nasıl kaza kaza tünel yapacak? Şu ışığı iyi tut da aydınlansın önümüz, hiçbir şey görünmüyor ya. Gelin ya. Heh, beraber tut. Yani Gökhan'ın espri seviyesi. Bak burası kesinlikle bak kapatmışlar. Burada toprak göçmesi gibi bir şey olmuş. Oğlum bak büyük ihtimalle lağım yeri anasını. Lağım kanalizasyon kokuyor mu? Yok. Gökhan sanki senin kokun gibi bulan bu. Yok yok burayı kapatmışlar. Hadi gidelim buradan. Bu sefer en arkada ben gitmem, ortada giderim. Gökhan ne geç. Hüseyin'i bırakın, Hüseyin'i geçsinler. Lan beni almadın. Hop. Ya ah! Çok kötü vurdum kafayı. Vurdum. Odun kafayı. Beynimde var ya, nöron kalmaz vura. Yazık kafana. Kilit taşının kapatılmış hali ama ortasındaki delik kum dolu. Buradan gidip buradan geldik. Ahır varmış. Ahırlar üst katlarda olur çünkü hayvanların inişi çıkışı ve kokusu olduğu için. Aa evet doğru, çok mantıklı. Evet şimdi Narlıgöl'deyiz. Diğer adı Acıgöl. Buranın nasıl oluştuğu tam bilinmiyor ama şöyle meteor düşmesiyle oluştuğuyla ilgili söylentiler var. Narlıgöl yukarıdan bakıldığında kalp şekline benziyormuş. O yüzden fotoğrafçılar ve insanlar buraya çok rağbet ediyor. Şöyle bir gerçek de var. Kapadokya bölgesindeki tek krater gölü burası. Ayrıca tabi bizim halkımız durur mu? Burayla ilgili bayağı bir efsaneler var. İki tane efsane var bilinen. Birinci efsane şöyle. Köyleri gezen, köy gezen bir dilenci varmış, sadaka isteyen. Buradaki köye geldiğinde herkesten istemiş ve kimse vermemiş bu dilenciye. Sonra bir tane yeni bir gelin varmış. Yeni gelin bu dilenciyi görmüş, dayanamamış. Gitmiş eline sadaka sıkıştırmış avucun içine. Dilenci de demiş ki, benimle biraz gelir misin demiş, tamam mı? Kız anlamamış nasıl gelir misin deyince. Dilenci şu dağın tepesine doğru çıkmış. O da gelin de arkasından gidiyormuş. Gelin arkasına döndüğünde buradaki köyün tamamen sular altında kaldığını görmüş. Ve üzüntüden ağlamaya başlamış. Bu suyun içinde de jeotermal su var. Yani kaynar sular var. Gelin ağlayınca bu gözyaşları da şu anki jeotermal su diye bir rivayet ediliyor. İkinci rivayet yani anlatılan şey ise biraz ürkütücü. Bir gün bu köyde yaşayan bir aile var. Eşi askere gidiyor. Kış ayındalar. Çok az yemekleri var da yeni bir de yeni doğmuş çocuğu var. Bu evde beklerken o kış zamanı böyle bir aksakallı beyaz bir adam gelmiş. Bir heybetli bir adam gelmiş. Kapı kapı ekmek istiyormuş. Yani iki anlattığım rivayette de hep birileri bir şey istiyor. Kapı kapı ekmek istiyormuş. Kimse vermemiş bu köyden. En son bu kadının ve çocuğun olduğu eve gelmiş. Kadının zaten böyle bir parça ekmeği kalmış son. O ekmeğini bölmüş, aksakallı adama vermiş. Aksakallı adam demiş ki, buradan demiş dağa çıkacaksın ve demiş asla arkana bakmayacaksın demiş. Tamam mı demiş. İşte kadın da zaten ürkmüş biraz. Sözünü dinlemiş aksakallının ve çıkmaya başlamış. Ama yolda artık dayanamamış, yarıya geldiğinde merak etmiş. Arkasını döndüğünde o aksakallı adamın göğsünden sular fışkırıyormuş bu gölü oluşmaya. Ve kadın da burada taşa dönüşmüş çocuğuyla birlikte baktığı için. Böyle bir rivayet de var ve bu göl işte her 7 seneye bir kurban istiyormuş. Bugün kurbanı kesmeyi... Lan nereye götürdün kamerayı ya? Lan kamerayı sen anlatsana oğlum, ben şey alıyorum ya. Ve bu... Ya tepeye nereye götürüyorsun? Aşağı indir bari. Oğlum. Ve bu göl her 7 seneye bir kurban istiyormuş. Kurban istediği zaman da rüzgarlarla istediği belli oluyormuş. Her kurbanını yanlış hatırlamıyorsam 3 sene 4 sene sonra yani aldığı kurbanı 3 sene 4 sene sonra sahiline atıyormuş. Öyle bir rivayet var. Evet arkadaşlar, gölün tarihçesi ve rivayetler bu kadardı. Burası gerçekten gelip kamp atacağınız, sessiz sakin kalacağınız, kafanızı dinleyeceğiniz bir mekan olarak söyleyebiliriz. Kafa dinlerken bunu söylememiştim. Evet, burası da Acıgöl'ün arkasındaki dağlar. Burada da yapılar var. Hristiyanlıkla ilgili kiliseler falan olduğu yazıyor ama. Hristiyanlıkla ilgili kiliseler. Ya İslamiyetle ilgili bir Ama arkadaş kiliseler... yanlışımı düzelt. Koyacağım, buraya da koyacağım. Düzelt hadi. Düzelt. Burada da kiliselerinin bulunduğu belirtiliyor. Oyma olarak yapıldığı söyleniyor. Bakacağız apsis var mı? Adam taş gördü mü apsis diyor. Başka bir şey demiyor. Oo. Ne bu ya? Evet, bir rivayete göre Gökhan'ın burada kesildiği söyleniyor. Burada renkli şey ne? Meteor taşının buraya düştüğü söyleniyor. Bu kırmızı renkli şey. Haber şey yapalım mı? Vişne suyu. Vişne. Demir oksit. Vişne suyu. Vay, bak bak verdi bilgiyi. Demir oksit. Bir rivayete göre yaşlı bir amca vişne suyu istemiş, vermemiş. Bir rivayete göre yaşlı ak saçlı bir amca birinden vişne suyu istemiş. Vişne suyunu vermeyince taş vişne suyuna dönüşmüş. Ya oğlum, her şeyin dalgasını geçmeyin. İnşallah şu delikten bir ak sakallı adam çıkar da buradan Gökhan arabaya 10 saniyede nasıl varıyor? Oğlum efsane bir yere gidiyoruz ya. Vallahi inşallah değer. Gidebilirsin. Gideceğiz ya, rahat ol. Ney bu gudubetlik her şey, onu yapabilirsek bunu yapar. Yapacağız da işte. Allah zormuş lan hakikaten. Atla bakayım tekvandocu. Lan kurt ne kadar uzun sıçmış. Yok lan, tahta lan o. Kurt mu? Tahta oğlum o. Lan kurt mu? Ez lan. Tahta lan tahta. Tahta gibi sıçmış peze. Arkadaşlar yakında YouTube'a Gökhan'a katılıyor. O yüzden bunu... YouTube hesaplarınızı kapatabilirsiniz görmemek için. Bunu burada mı diyecektin ya? Buradan tırmanılır ha. Şimdi siz yapamazsınız ama. Tırmansana bir. Yürü lan. Lan Gökhan çıkar mı çıkar? Kertenkele gibi adam. Saçı da yapmış. Çıktım say. Hadi. Çıktım say. Vay. Oradan çekeriz ya. Ben çıkarım. Sporcumuz Yaşar geliyor. Ben 7 yaşında başladım spora. Bak sesini duydun mu? Kamerayı kapat. Evet. Yaşar Zinho. Geri çekil, düşerse sana vurmaz. Çok hızlı düşüyor vallahi orada. Mükemmel bir atlayış. Aha. Oh. 25 kuruşluk Spider-Man'ler gibi yapıştı ne? Oğlum bok çuvalı gibi kaldı burada. Yok dayı. Çekmeye çeksene de düşerim diye korkuyorum. Düşersem kesin kırarım bir yerimi. Buralar önceden deniz yatağıymış. Evet. Gökhan! Arkadaşlar Gökhan kayboldu. İnşallah Gökhan'a bir şey olmaz. Oğlum bu nasıl çıktı buradan? Ben de bilmiyorum. Bir yere sağlam basarsan var ya. Alttan destek vereyim. Yok. Bir yere sağlam basın yeter. Gökhan kayboldu. Kutuda yatıyor Gökhan. Değer mi? Gökhan? Niye ses vermiyorsun? Ne oldu kanka? Bir saattir seslendik sana. Allah Allah. Buraya ses gelmiyor. Adamlar iyi altı. He canım. Adamlar iyi mi altı mı yapmış? Evet. Buraya ses gelmediğine göre. Rivayetteki aksaçlıyla karşılaştın zannettim. Bizans. Ooo. Oy 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 hocam. Nasıl Bizans? Manzara muazzam. Abi burada düşünsene burada adam streslenmez lan burada. Din eğitimi alıyor. Vallahi yaymak için uçarsın lan. Kanka çok güzel ya o. Ortam şahane. Şu kayaklar falan da acayip güzel şeylerle karşılar. İzlediğiniz için teşekkürler. Destek verip abone olursanız seviniriz. Söylemek istediğim bir şey var mı? Söylemek istediğim bir şey benim de yok. Güzel video oldu. Çok eğlendik. Hasan'la eskisi gibi yine şakalar falan bayağı keyifli geçti. Vallahi ben çok eğlendim, güldüm. Siz de umarım o şekilde eğlenirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.